Bu program COVID-19 tedbirleri kapsamında çekilmiştir. TV8 ekranlarından Emre Dorman'la Aklımdaki Sorular Ramazan programımızdan herkese hayırlı geceler sevgili izleyenler. Ramazan ayı boyunca her gece doçent doktor Emre Dorman ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızla evlerinize konuk olmaya ve aklınızdaki sorulara cevaplar bulmaya devam ediyoruz. Bu gece de dua konusunu konuşacağız sevgili izleyenler. Dua nedir? Kur'an'a göre nasıl dua edilmelidir? Dualarımızın kabulü için neler yapmamız gerekir? Hepsini detaylarıyla bu gece kıymetli hocalarımızla konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Elhamdülillah. Kur'an üzerine konuşuyoruz. Ramazanda oruçlarımızı tutuyoruz. Dini sohbetler yapıyoruz. Daha ne isteyelim? Allah'a şükürler olsun. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki buradasınız. İbadetin özü olan dua konusu çok çok önemli bir konu. Bu gece de bu konuyu konuşalım istedik tüm detaylarıyla, tüm merak edilenleriyle. Ee, ama öncelikle şunu hatırlatalım. Sevgili izleyenler Ramazan ayı boyunca her gece doçent doktor Emre Dorman ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocalarımızın kitaplarını sizlere hediye etmeye devam ediyoruz. Emre Dorman 101 Soruda Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular kitabıyla Caner Taslaman hocamızın Neden Müslümanım? İslam'a İnancın Delilleri kitabını bu gece 10 izleyenimize hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafımızı beğenerek altına yorum yapan izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye kitaplarımız hediye. Emre hocam. Bu gece dua nedir? Nasıl dua edilmesi gerekir? Kur'an'ı yine merkeze alarak dua konusunu konuşalım istedik. Yani Ramazan ayındayız. Ramazan ayının e, Kur'an ayı olduğunu her fırsatta hatırlatıyoruz. Hı hı. E, i̇badetler yapıyoruz. Oruç ibadeti başta olmak üzere. Diğer ibadetlerimiz de aynı şekilde. E, dolayısıyla Kur'an'daki ayetlerin bir kısmının da e, dua ayetlerinden oluştuğunu biliyoruz. Hı hı. E, dua hayatımızın en önemli yönelişlerinden bir tanesi dolayısıyla nasıl dua etmemiz gerektiği, duanın ne olduğu, ne olmadığı e, ve bazı insanların dua ile ilgili kafalarına takılan soruları cevaplamak üzere bu gece bu programı yapmak istedik ve inşallah çok güzel bir program olacak. İnşallah yine çok faydalı, farkındalık yaratan bir program olacak. Can Caner hocam isterseniz dua nedir sorusuyla başlayalım. Kur'an'a göre nasıl dua etmemiz gerekir? Evet. Ee, dua kısaca Allah'a çağırmak. Allah'a yönelmeyi ifade eden, e, Allah'tan yardım istemeyi ifade eden bir terim. Hı hı. Yani kelime anlamı olarak e, çağırma olsa da yani bu e, kavram olarak kullanıldığında Allah'tan kulun e, isteklerini, e, Allah'a kendi arzularını, e, duygularını ifade etmesini ifade eden bir terim. Hı hı. Ve İslam'da çok önemli bir yeri var. Sadece bu İslam'da dediğimizde şu Hz. Muhammed'le gelen e, e, vahide çok önemli yeri olduğu gibi daha önceden Allah'ın yolladığı diğer peygamberlere vahilerde de Yahudilikte de Hristiyanlıkta da Hz. İbrahim'de de Hz. Nuh'ta da duanın çok önemli yeri var hı hı. nitekim şu anda da görüyoruz yani ne kadar tarifatta olsa Yahudilikte de Hristiyanlıkta da İslamiyet'te olduğu gibi dua çok önemli bir yeri var Evet nitekim bir Kur'an ayetinde Allah e, duanız olmasa Rabbim size niye değer versin diyor Furkan suresi 25. Hı hı. surenin 77. ayetinde eee Allah'tan başkasına dua etmek çünkü her şeyin sahibi Allah. Biz Allah'a dua ettiğimizde ben kulum, ihtiyaçlar olanım. Allah ihtiyaçlarımı görebilecek olan. Her şeyim Allah sayesinde sahibim ve her şeyi ancak verebilecek Allah. Ölümden sonra da her şeyi verebilmek Allah'ın kudretinde. Bu dünyada da her şey Allah'ın kudreti altında. Bunun bilincine sahip olmayı da ifade ediyor dua. Yani dua her Allah'a dua eden e, verme kudret olan Allah olduğunu, kendisinin muhtaç olduğunu da bir şekilde ifade Kesinlikle. ediyor. O evet. imanını da her duada e, tazelemiş oluyor. E burada çok önemli kavramlardan biri Allah'tan başkasına yönelmenin işte Kur'an sapıklığına, yanlışına da dikkat çekiyor. Hı hı. Fatır suresi 13. ayette mesela diyor ki: "Ondan başka dua ettikleriniz Hurma çekirdeğinin zarına yani o kıtmire bile sahip değildir. Yine Hac suresi 73. ayette şöyle deniyor. Allah'ın peşi sıra dua ettikleriniz asla bir sinek bile yaratamazlar. Evet. Hepsi toplansalar bile. Eğer sinek butlardan bir şey alsa onu bile geri alamazlar. Talip de matlup da zayıftır. Hani Kur'an istenecek kaynağın gerçekten Allah olduğunu söylüyor. Evet. Yani şirk dinlerinde biliyorsunuz Allah'tan başkaları varlıklardan istemek e, tegüm çıkıyor. İşte Latmenat Uzza gibi putlardan isteme hı hı. şeklinde de bu yer yer kendini göstermiş. Tarih içinde bazı din adamlarını da tanrılaştırma şeklinde göstermiş. Hristiyanlıkta Kur'an'ın eleştirdiği gibi değil mi? Onlar Mesih'i de annesini de Rab'ler edindiler de, yani. evet. de görüyoruz işte bazıları. Ee, Hazreti Meryeme de dua ediyor. Ondan da bir şey istiyor. Hazreti İsa'ya da direkt yönelik de dua ediyorlar. Kur'an bunları kınıyor. Hı hı. Yani herhangi bir puttan da Allah'ın gönderdiği nerdteki peygamberlerden de tırnak içinde falanca din adamlarından da istenecek kaynaklar değil, istenecek kaynak Allah'tır diye. Evet. Kur'an gösteriyor. Burada önemli olan şey şu. Duanın ne olmadığını dikkatli şekilde bakmamız lazım. Dua bir büyü değil. Evet. Birçok kimse ee, yani duayı bir büyü gibi görüyor Diyor ki sadece şunu işte beş kere okusan Şunu on kere okusan Şuraya yirmi defa üflesen Şunu suya üflesen Suyu şuraya serpsen Adeta böyle bir büyü reçetesi gibi Kur'an'ı kullanmaya çalışıyor Veya duayı kullanmaya çalışıyor Oysa Kur'an'da buna benzer yedi defa okununca Ancak kabul edilecek Üflendiğinde, tükürüldüğünde, koklandığında, serpildiğinde Yere kabul edilecek dua şeklinde Hiçbir tarifin olmadığını görüyoruz evet. Dua söylenecek bir tekerleme de değil Birçok kimse duayı böyle bir sözleri ezberlemek böyle havalı bir şekilde bir gruba karşı bir tekerleme edasıyla onları ifade ettiğinde hı hı. E, kabul edilecek bir şey gibi görüyor. Dua da böyle değil. Duadaki birçok zaman bana soruyorlar işte çocuğumun üniversite imtihanı kazanması için hangi dua ediyor? Şimdi diyorum ki yani bu duanın mantığını anlıyorsan aslında bu soruyu pek sormana da gerek yok. Dua evet. nedir? Kul Allah arasında bir perde yok. Kul doğrudan Allah'a dua ediyor. Böyle durumda sen isteğini en bir şekilde Allah'a söyleyeceğin şekilde olandır dua. Yani bunun bir kelimesi tıkır böyle yani dua illa böyle büyü gibi düşünmeyin. Yani millet şöyle bir dua bekliyor bizden. Böyle güzel bir tekerleme gibi. Böyle bir kasanın adeta şifresini açan e, bir üfleme gibi. Hı hı. Dokuz defa söylendiğinde falanca işte oyunları bozan bir e, ne bileyim kalkan gibi bir şey bekliyor duadan. Oysa dua Allah bizi yaratan her an biz Allah'ın huzurundayız. Allah bizi duyuyor. Burada en makbul olabilecek şey duada hı. en samimi gönülden yapılması. Yoksa kelimeleri belli şekilde tutturup onu adeta bir büyü veya tekerleme aracı olarak kullanmak değil. Dua psikolojik deneyleri de bunu gösteriyor. İnsanın tabii ki Allah'a yönelmesi, istemesi onu mutlu edecek bir şeydir ama dua mutlu olmak için yapılan böyle adeta bir psikiyatri seansındaki bir tavsiye de değildir. Hı hı. Birçok zaman şöyle bir şey tavsiye ederiz. İşte dua et, rahatlarsın. Allah'a yönel. Evet, dua rahatlatabilir. Kul, Allah'la bağlantı kurduğunda hayatı daha anlamlı olacaktır. Onun kendine mahsus verdiği bir haz vardır. Bu Hı -hı. haz da güzeldir. Alınması da iyidir. Ama duanın amacı bu dünyevi bir mutluluk, haz almak. Benim işte kaygılarım var. Onlardan kurtulayım değildir. Hı -hı. Duanın amacı Allah'la kul arasındaki bağın olması gibi dünyevi e, rehabilitasyonlar mutluluklar üstü bir hedeftir. Yani dua ile mutluluk elde edilse de duanın amacı mutluluk değil. Hı hı. Ayrıca dua ile ilgili önemli olan şey şu. Emre hocam da birazdan anlatacaktır Kur'an ayetlerinden. Yani dua gerçekten Allah'ın e, bize farz tuttuğu bir şey. Yani fars. dinin ibadetlerinden biri namaz, evet. oruç, fakirlere yardım gibi dua da e, bu işin bir parçası, ibadetlerimizin bir parçası. Ama e, yani hiçbir ibadet Olmadığı gibi dua geçiştirilecek bir yük de değil. Aslında hı hı. namaz, oruç da öyle bakılmaması lazım. Ama ben bir an önce namazı kılayım da işime bakayım diye değil. O namazı daha özel bir an gibi düşünmek lazım. Çünkü namazın da bir parçası dua. Duayı da yani namazın içinde veya dışında hı hı. öyle düşünmek lazım. Aman ben bugünkü duamı edeyim gideyim. dua mı edeyim şimdi uyuyayım değil. Ee, dua bizim için aslında eşsiz olanak, o anı... En samimi şekilde değerlendirmeye çalışmak lazım. Üzerimdeki bu dua etme yükünü attım diye evet. bakmamak lazım. Ayrıca dua bağıra çağrı yapılan bir şarlatanlık da değil. Günümüzde görüyoruz işte böyle bağıra çağıra böyle bir cemaate böyle bir gaz vermek için yapılan. Hı -hı. Tabii ki samimi şekilde cemaati duygulandırmak için yapılabilecek dualar var. Ona bir şey demiyorum İnsanları duygulandırmak, Allah yoluna motive etmek güzeldir. Onları Hı -hı. kastetmiyorum ama... Kimi zaman görüyoruz ki dua böyle bir şarlatanlık aracı oluyor veya da dua satılan bir şey oluyor. Evet. Öyle bir hoca var ki nefesi çok güçlü hoca. Ne demekse nefesi güçlü? O böyle güzel üflüyor, dua ederken güzel tekerlemeler gibi söylüyor. Dua ticari bir meta, yani patates evet. var, ticari bir meta. Radyo mesela satılabilir, çanak çömlek. Bir de burada dua var. Yani marketteki birçok üründen biri. Hatta fiyatı da birçok üründen daha pahalı bir ürün. Hani o bir de aileti kurtaracak. Dua böyle bir şey değil. Yani kimsenin bir ticari metası değil. Bağıra çağrı yapılacak bir şarlatanlık da e, değil. Yine bir edep içerisinde yine bir Allah'a yakara yakara için için Araf suresinde de söylediği gibi. Allah'a samimi bir şekilde elbette ki e, bu dünya nimetlerinden de isteyebileceğimizi Allah bize söylüyor ancak ibadeti... Bu dünya nimetlerini istemek için yapmamak gerekiyor öyle değil mi hocam? Bu sefer Allah'a karşı samimiyetimiz kaybediyor. Yani ben bu dünyada zenginlik istiyorum deyip eğer bu zenginliği aynı zamanda da e, fakirlere e, yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için gönülden istemediğimizde orada bir Tabii. riyakarlık desesi doğru özünde, olur. Özünde demek istediğin doğru da yanlış anlaşılmasın diye sadece diyeyim yani Kur'an'ı açıdan dünyada istemek caizdir. Hı hı yani birçok insan dünyada da ister. Peygamberlerin de görüyoruz. Dünya ile ilgili de istekleri, duaları var. Nitekim işte namazlarda özellikle otururken hep okunan hani Allah bize dünyada da iyilik ver, evet. ahirette de iyilik ver duası da var. Kur'an'da bunun örnekleri var. Ama Kur'an tam asıl demek istediğinin dersini veriyor. Bu dünya hayatının geçici olduğunu, hı hı. asıl yönelilmesi gereken, istenmesi gereken hedefin ahiret hayatı oldu. Şimdi Kur'an bu hedefi koyduktan sonra duaları daha çok dünyayla ilgili sınırlamak, dünyada daha iyi evlilik yapmak için, daha çok para kazanmak için, daha çok köşeyi dönmek için dünyaları buraya sınırlamak Kur'an'ın verdiği mantığı anlamamayı gösterir. Hıhı. <laughs> Yalnız cümle bir daha tekrar dünya için istemek sorun değil. Evet. Ama bunu merkeze koyup da bir Müslümanın ahiretti, Allah'ın rızasını, ahiretteki cenneti kazanmayı, günahların affedilmesi gibi asıl büyük hedefleri arka plana atması o zaman Kur'an'ın anlattığı hayata bakış açısını insan kazanmamış demektir. Hı hı. Yani dünya için istenmesi sorun değildir, hı hı. caizdir. Yeter ki tabii dünyadaki haram bir şey yani Allah'ım ben işte şunu öldürmeyi nasip et. Evet. Yani şu Katillik haram yani veyahut da şu hırsızlığı güzel yapayım diye. Yani böyle bir haram için, bir kötülük için de dua etmemek lazım. Tabii. Ama helal olan bir şey için dua edildiği müddetçe Kur'an açıdan bunun için bir sakınca yok ama İslami açıdan gerçek hedef e, ahiret hayatıdır. Bu yüzden yani dünyayı ön plana alan şekildeki dualardan da e, sakınmak, sakınmak lazım. lazım. Burada ve, Bir şey ekleyeyim. Yani Buyurun. dua şunu da unutmamamız lazım. Dua biz kuluz, aciziz. Bizden üst, her şeyimizi veren ve her şeyi vermek elinde olan Allah'a dua ediyoruz. Evet. Bu yüzden ben aciz bir kulum. Bu yüzden duam benim asla bir emir değil. Ancak Allah'a bir ricadır. Yani evet. ben arz ediyorum. Bu da şu demek bu mantıkla. Allah ne yapacağını bilir. Ben Allah'tan şunu istiyorum. Dünyevi işte bir şey falanca kimsenin affedilmesini hı hı. istiyorum veya kendi affedilmemi ama sonuçta bunu değerlendirip de Allah yapacak. Tabii. Nitekim Kur'an'da görüyoruz. Peygamberlerin affedilmeyen duası var. Hazreti İbrahim'in işte babasıyla ilgili duası, Hazreti hı hı. Lut'un ailesinden kim yakınlar için duaları Kur'an'da yani kabul görmemiş bu dualar. Hı hı. Çünkü onlar öyle bir günah sapmışlar. Allah'a karşı öyle bir yola gitmiş ki bu kadar makbul peygamberin duası bile onlar için kabul edilmiş. Yani peygamberin duası bile kabul edilmemiyor ama peygamber ona rağmen dua ediyorsa hı hı. şunu bilmemiz lazım. Dua etmek bizim vazifemiz Evet duayı kabul edip etmemek Allah'ın işi. Allah yani iş. bu terbiyede Böyle bir gönül durumuyla biz Allah'a dua etmek durumundayız. Acizliğimizi hissederek. Evet. Yoksa sadece biz Allah'ı istedim niye yapmadı gibi bir ukala tavır içerisinde değil. Biz kuluz. Biz dua edeceğiz. Ne olursa olsun dua edeceğiz <laughs> ve burada da tavsiye edilen şey şudur. Biz bu dünyadaki olayların bizim için neyin iyi olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Biraz acelecilik olduğunca tabii. hayırlısı için dua etmekte de hep fayda var. Evet. Biz hangi mesleğin ...bizim için hayırlı olduğunu bilemiyoruz... ...birinin evlilik istiyoruz illa olsun diye... ...ama onunla evliliğin... ...bizim için gerçekten hayırlı olup olmadığını biliyoruz... ...bir şehirde oturmak istiyoruz da... ...gerçekten bizim gelecekteki hayatımız için... ...o şehir ne kadar hayırlı bilmiyoruz... ...tamam yani bir insan bir şey istemesinde... ...bir sorun bir şey yok ama... ...mümkün olduğunca Müslümanın Allah'tan... ...hep hayırlısını istemesinde fayda var... ...çünkü neyin hayırlı olduğunu... Biz ancak, Allah ...ancak Allah bilir... ...bazen Allah... ...şunu unutmayın yani Allah'ın duaya cevabı... Ee, o istediğimiz şeyi vermeyip hı -hı. bizim istediğimiz mesela bizim istediğimiz amaç bir evlilikte mutlu olmak hı hı. veyahut da huzur duymaktır veyahut da ne bileyim falanca x şeyi gerçekleştirmektir. Falanca kişiyle gerçekleştireceğimiz sanır da Allah'a yöneliriz. Hı -hı. Allah bize bambaşka bir kişiyi nasip eder. O, biz duamız kabul edilmedi zannederiz. Ama asıl Halbuki bizim, bizim amacımız için hayırlı için olan. uygun olan odur. Veyahut da bambaşka bir şekilde, bambaşka bir sebebi vardır. Dünyada Allah bizi bir yerden imtihan edip dünyadaki makamımızı e, yükseltmek istiyordur. Bu yüzden e, o duamızı Allah'ın cevabı başka bir türlü olabilir. Yani duaya Allah'ın cevap veriyor olması illaki duamızın sonucunun bizim, e, bizim istediğimiz şekilde e, gerçekleşeceği anlamında taşımayacağını bilelim. bilelim. Peki şimdi biz biliyoruz ki Allah'ın bizim... E, ibadet Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok İbadetlerimize de ihtiyacı yok dualarımıza da ihtiyacı yok ancak e, bir taraftan da dualarınız olmasaydı e, ne, öneminiz, ne öneminiz olurdu diye ayet de var peki neden Allah bizden dua ve ibadet etmemizi ister hocam şimdi tek bir kez olsun içten gelerek gönülden Allah'a yönelip dua eden bir insan o duasından sonra sahip olduğu hissiyata baksın ve neden Allah'ın bizden dua etmek istediğimizi kolaylıkla anlasın. Evet. Yani Allah'ın hiçbir şey ihtiyacı yok, bizim herhangi bir ibadetimize de, ona yönelik duamıza da bir ihtiyacı yok. Ama dua, Allah'la aramızdaki o sevgi ve o muhabbet bağını kuran, iletişimi kuran ibadetlerin başında geliyor. Ve aslında kul, Rabbin'e halini arz ediyor. Hı hı. Ve biliyor ki Rabbim benim her halimden benden daha fazla bilgi sahibi, beni benden daha iyi biliyor, beni benden daha iyi tanıyor, ihtiyaçlarımı benden daha iyi biliyor. Ve aynı zamanda Allah ve kul arasındaki ilişkide kul sınırlı ve sonlu olan, Allah ise sınırsız ve sonsuz olan. Yani kul sadece belli şeylere gücü yetebilen bir varlıkken Allah'ın gücü her şeye yetiyor. Evet. Siz bu inançla, bu teslimiyetle ve bu güvenle Allah'a dua ediyorsunuz ve O'na yöneliyorsunuz. Dolayısıyla bu başlı başına zaten sizin iyi hissetmenize, yöneldiğiniz, dua ettiğiniz yaratıcınızın sizin sahibiniz olduğuna, sizin için en iyisini isteyeceğine, dolayısıyla sizin hakkınızda da en doğru kararı vereceğine inanarak O'na yöneliyorsunuz. Evet, evet. Ve aslında başlı başına bu insanın manevi anlamda, ruhsal anlamda kendini iyi hissetmesi beraberinde getiriyor. Mesela e, profesyonel destek almak üzere bir psikoloğa ya da psikiyatriste giden insan, <laughs> orada bir takım sıkıntılarından bahsettiği zaman ve karşısındaki insanın onu anladığını ve onun sıkıntılarının çözümüne yönelik olarak ona bir takım önerilerde bulunduğu zaman rahatlıyor değil mi? Kendini daha iyi hissediyor. Evet. Ferahlıyor. Yani beni anlayan birisi var vardı en azından ve e, ya da bu benim anlattığım sıkıntılar sadece benim başıma gelen sıkıntılar değil demek başka insanlar da benzer sıkıntılar yaşıyorlarmış diye düşünüp biraz daha kendini iyi hissedebiliyor evet. şimdi bir insanın bir insanla anlatabileceği şeyler sınırlıdır çoğu zaman ama Allah'a bir takım şeyleri arz ederken orada herhangi bir kota herhangi bir sınır söz konusu değil çünkü sizin aklınızdan ve kalbinizden geçen her şeyin de hakimi Allah evet ve mesela bazen insanlara bir şey anlatırken, paylaşırken çeşitli endişeler ve kaygılar hissedebilirsiniz. Acaba yeterince güvenebilir miyim diye düşünürsünüz mesela. Ya da beni yanlış anlar mı? Beni yargılar mı? Acaba benim için kötü düşünür mü? Hatta bazen pişman olursunuz. Keşke söylemeseydim acaba dersiniz. Ama bakın mesela Allah yönelişinizde hiç böyle kaygılarınız, endişeleriniz yok. Evet. İnsanın kendini en iyi hissedeceği şey aslında en kaygısız, en endişesiz olduğu yerdir. Mesela niye insanlar cennette kendilerini çok iyi hissedeceklerdir? Çünkü orada herhangi bir endişe olmayacaktır, herhangi bir kaygı olmayacaktır, herhangi bir korku, üzüntü, keder olmayacaktır. İşte Allah'a yöneldiğiniz zaman, dua ettiğiniz zaman da bu insan için olabilecek en mahrem alandır. Hı hı. Kendi eşinden, annesinden, babasından, çocuğundan belki hiç kimseye söyleyemediği şeyleri orada e, Rabbi ile paylaştığı zaman... ...çünkü biliyor ki en fazla Rabbine güvenebilir. Biliyor ki Rabbi onu ondan daha iyi biliyor ve tanıyor. Mesela Allah'a dua ederken hiç... Acaba Rabbim beni yanlış anlar mı diye bir kaygı gütmüyoruz. Evet. Ve biliyoruz ki Allah ve dualarımızı en güzel şekilde karşılık verecek ama tabi burada aslında e, kulun faydasını olduğu için kul, kul kendini daha iyi hissetsin kendini güvende hissetsin e, Rabbinin ondan haberdar olduğunun farkında olsun diye Allah bizden ona dua etmemizi istiyor. Çünkü Kur'an ayetleri bize bunları hatırlatıyor. Ama tabi insan biraz aceleci Kur'an ayetleri de buna dikkat çekiyor Hatta mesela bakın İsra suresinin 11. ayetinde Deniyor ki insan hayra dua eder gibi şerre dua ediyor İnsan çok acelecidir diyor Yani mesela zahiren baktığımızda biz tabi küçük resmi görebiliyoruz sadece Ya da resmi bir parçasını görebiliyoruz Allah bütün resmi hakim Biz mesela o küçük resmi gördüğümüz zaman O gördüğümüz şey kendimiz için hayırlı olduğunu düşünebiliriz Ve bunu bir an önce elde etmek için ısrarla ...dua edebiliyoruz. Hep onu istiyoruz. Ama Allah ne diyor? İnsan acelecidir. O çağırdığı şey belki onun için şer. Bunun farkında değil. Yine mesela Bakara suresinin 216. ayetinde... ...bir şey sizin için hayırlı olduğu halde siz ondan tiksinebilirsiniz... ...ve bir şey sizin için şer olduğu halde siz onu sevebilirsiniz. Allah bilir ama siz bilmezsiniz diyor. Yani bazen istediğimiz şeylerin bizim için hayır olduğunu düşünerek... ...bunu ısrarlı istiyor olabiliriz ama bilemeyiz. Belki o bizim için bir şerdir. Ya da bizim için şer görünen bir şey bize çokça hayırlar getirebilir. Allah belki o şer gözüken şeyle bizi sınıyordur. Evet. Veya bizi güçlendirmek istiyordur. Bizi daha da kendine yaklaştırmak istiyordur. Yani Allah kendine bizi yaklaştırmayı tercih ettikten sonra neyi seçeceğini o kendisi karar verecek. Yani önemli olan bizim ona yaklaşabilmemiz. Tabi bazen dua ile ilgili yanlış algılardan bir tanesi de Caner Hocam şeyleri saydı. E, eklenecek şeyler de mutlaka olur onlara ama hani duanın ne olmadığı ile ilgili kısmı. Hı hı hı. Burada yanlış anlaşılan şeylerden bir tanesi de duanın böyle bazı şeylere kulun güç yetiremediğini düşündüğü zamanlarda yapılacak bir ibadet olarak algılanması. Hı hı. Yani dua sürekliliktir aslında. Yani düşündüğümüzde e, kulun Rabbine muhtaç olmadığı tek bir an yok ki. Evet değil mi? Her an zaten ona muhtaçsın. Yani bir de dua için böyle özel bir şey olmasını beklemeye ihtiyaç yok. Yani bir sınava gireceğim o sınav için dua edeyim. Şey, ya da bir iş başvurusunda bulunacağım onun için dua edeyim gibi Belli özel e, girişimler e, kollamak durumunda değilsin yani. Zaten hayatın başlı başına kendisi bir dua. Yani gördüğün güzel bir çiçek üzerinden dua edebilirsin, Rabbini anabilirsin. Bir kuşun uçuşundan görüp Rabbini anabilirsin, şükredebilirsin. Bir su içtiğin zaman, bir yemek yediğin zaman e, onun sana verdiği haz, keyif, lezzet bunun için dua edebilirsin, Rabbine şükredebilirsin. Yani hayatın başlı başına kendisi zaten bir dua. Evet. Bir de mesela işte bazı insanlarda görüyoruz sadece böyle zorluk sıkıntı zamanlarında Allah'a yöneliyorlar. Hı hı. Allah onların o zorluğunu giderdikten sonra, rahat erdiklerinde hemen Allah'ı unutabiliyorlar. Bunun da örnekleri var Kur'an'da. Mesela Yunus suresinin 12. ayetine dikkat çekiliyor. Diyor ki, insanlara zorluk dokunduğu zaman yan yatarken, otururken, ayaktayken bize yalvarır. Bu ne demektir? Sürekli bize yalvarır. Yani otururken yalvarır, yatarken yalvarır, ayaktayken, yürürken yalvarır. Sırf ki o sıkıntısını giderelim diye. Ama sıkıntısını çözdüğümüzde kendisine dokunan bir zorluk yüzünden bizi hiç yalvarmamış gibi çekip gider. Hemen unutur. Yani Burada aslında çok güzel bir fotoğraf çekiyor yani ayet. İnsan psikolojisini ortaya koyuyor. Evet. Halbuki yani o sıkıntı e, belki bizim kendi ellerimizle yaptıklarımız yüzündendi. Allah bize belki vermedi onu ama Allah giderdi onu. Dolayısıyla bunu sürekli olarak Allah'ı anarak devam ettirmek burada esas olan şey. Bir de bazen insanlar şeyde düşünebiliyorlar yani... Acaba Allah bu kadar çok insan aynı anda dua ediyor. Allah bu kadar insan işitir mi? Bu kadar insan haline haberdar olabilir mi? Gibi böyle kuşkular oluşabiliyor kafalarda. Ya da işte başkaları için dua edersem benim ettiğim duaları sıra gelir mi falan gibi böyle garip yanlış anlayışlar olabiliyor. Bakın e, Bakara suresinin 186. ayetinde deniyor ki kullarım sana beni sorduğunda onlara de ki ben kendine çok yakınım bana dua ettiği zaman dua edenin çağrısına cevap veririm. Öyleyse kullarım benim davetim oyusuna bana inansınlar ki doğru yolu bulabilsinler. Allah ben zaten çok yakınım diyor. Bana çağrı yaptığı zaman onun çağrısına cevap veririm. Peki Allah'ın çağrılara cevap vermesi e, demek bizim istediğimiz şeyi gerçekleştirmesi anlamına mı geliyor? Hayır. Hayır. Bazen mesela Allah'ın hakkımızda hayırlısı nasip et diyoruz. Belki de Allah'ın bize verdiği şey hakkımızda hayırlısı. Hayır, Dolayısıyla bu hayırlısını isteme duamız gerçekleşiyor. Yani o yüzden kul ...istediği şeylerin gerçekleşip gerçekleşmemesine göre pozisyon alamaz. Evet. Mesela bir şey istedik olmadı ne yapacağız o zaman? Bir de Allah'tan bir şey istemeyecek miyiz? Ya da dua etmeye ya mi da yapacağız? Yani dua etmeye mi bırakacağız? Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü burada bu sürekliliği anlamak lazım. Kul olarak bize düşen Rabbimize yönelmek ve dua etmek... ...Rab olarak ona düşen de ne uygun görüyorsa, nasıl takdir ediyorsa... ...onu gerçekleştirmek. Yani burada aslında koşulsuz bir teslimiyet ihtiyacı var... Ve mesela e, Mümin suresinin 60. ayetinde de deniyor ki Rabbiniz şöyle buyurmuştur. Bana dua edin cevap vereyim. Karşılık icabet edeyim size karşılık vereyim. E, yine mesela e, hadis suresinin mesela 4. ayetinde deniyor ki nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah tüm yaptıklarınızı görendir. Yani aslında e, her an Allah'a yönelmenin beraberinde getirdiği şey de var. Yani her an Rabbim benimle, Rabbim benden haberdar, Rabbim benim farkımda. Yani siz ona yöneldiğiniz zaman bu gücü de hissediyorsunuz hı hı. kendi yanınızda. Hani e, Kur'an'da şey vardır, inananlarla ilgili geçer. Hani e, inkarcılar, kafirler onları korkuttukları, korkuttukları zaman, tehdit ettikleri zaman hani bu onların imanını arttırır. Hani Rabbimiz bize yeter, Allah bize yeter derler diye evet. yani. Şimdi bu, bu güçle, bu hissiyatla insanın e, motive olmasını beraberinde getiriyor Bir de bu... Tabii e, sadece sıkıntı zamanı değil dedik. Yani, huzur ve mutluluk zamanlarında da devamlı olması gereken bir şey olduğundan bahsettik. Hı hı. Bir de bu duanın ne olmadığı ile ilgili bir iki şey de ben ekleyeyim. E, dua çaba olmadan gerçekleşecek bir şey değildir. Yani mesela diyelim ki bir sınav var. Bu sınav için tabii ki dua edersiniz. Ama aynı zamanda fiili Çalışırsın olarak da dua etmek da. için oturup o sınava çalışmanız da gerekir. Yani bir iş var ve rızık bekliyorsunuz Allah'tan. Allah rezzaktır tabii ki dilediğine rızkı dilediği gibi verir. Ama sizin rızık elde etmeniz için mesela çalışıp mesela Cuma suresi ne diyor? Namaz kıldıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın rızkını arayın diyor. Yani sizin çalışıp çabalamanız da gerekir. Çabanızı ortaya koymanız gerekir. Tabii. Şimdi bu ikisi birbirinin alternatifi değil. Yani ya dua etmek ya çalışmak değil. Hem çalışmak hem de çalıştıktan sonra dua edip Allah'tan destek ve yardım beklemek. Hani sembolik olarak ellerimizi kaldırırız mesela dua ederken. Hani bunun kendi içinde tabii bir zorunluluğu yoktur ama bir esprisi de şudur. Yani Allah'ım ben bu ellerle senin bana vermiş olduğun imkanlar ölçüsünde yapabildiklerimi yaptım. Hı hı. Ama bundan sonrası artık sana kaldı. Yani bundan sonra sen ne nasip edeceksen e, budur. Öte taraftan Zaten Allah da çabalarımıza karşılık vermiyor mu? Bazen de insanlar şu yanılgıya düşüyorlar. Ya ben kendi emeğimle yapıyorum zaten. Dua etmeme ne gerek var? Yani benim zaten ihtiyacım yok ya da benim e ...yardıma, desteğe ihtiyacım yok diye düşünebiliyor. Böyle değil, asla böyle değil. Çünkü mesela Hz. E, Kur'an'da görüyoruz mesela... E, ...Şuayb'ın duasında... Yani, ...başarım Allah'ın yardımı iledir, diyor. Yani burada mutlaka mutlaka insan bu desteği talep etmek durumundadır. E, ümitsizlik asla olamaz dedik e, duada. Bir de duada gerçekçi olmak da önemli şu anlamda. Yani hiç olmayacak bir şeyi Allah'tan istemek de... Bir ...kendi içerisinde tutarsızlık olur. Yani şimdi Allah'ım ben uçmak istiyorum falan gibi böyle garip bir dua etmenin de bir anlamı yoktu. O yüzden evet. insan ettiği duayı da e, doğru etmeyi bilmesidir burada e, önemli olan şey. E, ümit ederek ve ürpererek dua edin diyor mesela Araf suresinin 56. ayetinde bu da çok önemli. Yani Allah'tan istediğimiz zaman böyle gerçekten o ürpertiği olmamız lazım. O e, ümidi taşıyormamız lazım. Yani Allah'ım olmayacağını biliyorum ama diye dua edilmez yani. Anlatabiliyor evet. muyum? İşte Hz. Zekeriya mesela Rabbimizden yaşı çok geç olmasına rağmen bir çocuk istiyor. Hı hı. Mesela Rabbimiz de lütfediyor mesela. Veriyor bunu. Hz. Zekera bunu istiyor. Yani belki kendisi de e, olup olmayacağını bilmiyor ama Allah da bunu müjdelediği zaman Allah'tan bir delil de istiyor. Mesela kalbinin tatmin olmasını istiyor. Ama işte en olmaz gibi gözüken şeyleri de Allah gerçekleştirebiliyor mesela. Bunu yani. görebiliyoruz örneğini Kur'an'da. Çünkü Hicr suresi 56. ayetinde diyor ki sapıtmışlardan başka kim ümit keser Rabbinin rahmetinden diyor. Yani bu anlamda Yine işte Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin diyor. Bilesiniz ki o haddi aşanları sevmez. Araf suresinin 55. ayetinde. Yine Araf suresinin 205. ayetinde Rabbini kendi kendine yalvararak ürpertili yüksek olmayan bir sesle sabah akşam hatırla. Yani sürekli olarak bunu yap. Farkında olmayanlardan olma diyor. Ha bu bize ne hatırlıyor? Demek ki dua aynı zamanda farkında kılıyor bizi. Neyin farkında kılıyor? Yani ben kulum ve yöneldiğim Rabbim. Evet. Bu bağın e, farkında kılıyor son olarak da Meryem Suresi 2 ve 3. ayetlerinde Hazreti Zekeriya ile ilgili burada önemli vurgu var. Bu Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anışıdır. Rabbine gizli bir yalvarışla seslenmişti diyor. Hı hı. Bu yüzden hani duada mahremiyet dedik ya o içtenlik, o samiyet, o koşulsuz teslimiyet, sonucun ne olup olmadığına bakmaksızın razı olmak. Çünkü kulun da Allah'tan razı olması, Allah'ın da kuldan razı olması durumu söz konusu. Bu açılardan düşünüldüğü zaman tabii çokça ayetler var. Yeri geldikçe de onları da hatırlatacağız. Ee, derli toplu bir şekilde baktığımızda duanın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu bu konuda din psikologlarının yaptığı çeşitli araştırmaları görebiliyoruz. Yani dua edebilen ve edemeyen insanlar arasındaki farkları çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Dua eden insanların kendilerini daha fazla güvende hissettikleri, ölüm karşısında mesela daha az korku yaşadıkları, e, kaygı ve endişelerini olabildiğince azalttıkları ile ilgili ciddi çalışmalar olduğunu da biliyoruz. Yani bu anlamda dua'nın dünyevi olarak da manevi alemi geliştirme anlamında çok ciddi etkisi, etkisi olduğunu etkisi söyleyebiliriz. Olacak. Yine e, istemenin en ileri derecesi yine e, ondan onu istemek öyle değil mi hocam? Yani hem rızasına talip olmak, hem yakınlığına talip olmak, hem ona imanda e, onu sevmede kemale ermeyi istemek aslında en samimi en güzel dualar yine ondan onu istemek diye ben de katkıda bulunmuş olayım. Peki hocam şimdi biraz önce şeyi söyledik. Ee, böyle birkaç kere okunan dualar kabul olacakmış gibi bir e, algı söz konusu olabiliyor bunun. Tabii. Mümkün olmadığını. Yani belirli sayılar dua ve zikir yapan kişinin duası kabul olacak diye bir şey yok. Hı hı. Peki belirli günlerde yapılan duaların kabul olması mümkün mü? Tabii. Şimdi e, bu programa başlarken hatırlıyorsanız şöyle bir ifade kullanmıştık. Bunu aslında başka e, programlarda da arada belirtmiştik. Yani programda bizim <laughs> en çok yapmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi yani balık vermekten ziyade karşı tarafa balık, balık tutmayı, tutmayı evet. öğretmek. Buradan da şunu kastediyorum. Yani bir şeyin sonuçta bir din adına temel ilkelerin çıkacağı kitap Kur'an'dır. Evet. Peygamberimiz de. Kur'an'ı uyguluyordu. Hazreti Ayşe'nin dediği gibi onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Peygamberimizin hayat boyu mücadelesi, cihadı, dini yaymada, insanlara güzelliği götürmede de Kur'an çerçevesinde olmuştur. O zaman bir kimse böyle bir soru soruyorsa diyelim ki hani en baştaki soruyu alalım mesela diyelim falanca adetlerde duayı yapınca dua gerçekleşir mi? Yani beş kere diyelim ki bir şey istedim. Ben beş kere Allah'tan falanca şeyi istemem. Ee, onun yapılmasına sebebiyet verilme yani böyle bir dediği gibi adeta bir şifre kırılması gibi o, o duanın o tekerleme gibi sözü söylediği 5 kere dolacak. Kur'an'da buna benzer hiçbir model yok. Evet. Ha Şu olabilir yani kulun samimiyetine binaen Allah'tan sürekli istemesi onu hani bir kere isteyip geçiştirmemesi belki o tarz bir süreklilik e, duanın kabul edilmesinde aracı olabilir. O ayrı bir şey onu kastetmiyorum. Hı hı. Ama böyle tam bir sayı tutturmak hani 41 defa falanca sözü söylendiği zaman olacak tarzı bir dua. Yok. Fakat ne yazık ki yani Türkiye'de literatürde buna benzer çok fazla uydurma var. Bir örnek vereyim. Hı hı. Ve bu bazıları halk tarafından ultra modern gözükenlerde bu tip şeyleri ileri sürüyorlar. Kur'an aykırı görüşleri gelenekçi diye tırnak içinde kendini ifade edenler de bu, bu duaları Kur'an'da olmayan mantığı aracı etmekte kullanıyorlar. Hı. Adını vermeyeceğim çok satmış bir kitaptan bir şey hamile kalmak için bir dua örneği göre, anlatayım. Diyor ki hamile kalmak isteyenlere gül suyu ve normal su karıştırılır. Üzerine Cuma suresi okunur sonra içilir. Ardından Mülk suresi ve şu ayetler okunur. 7 adet turma çekirdeğinin üzerine. Hurmaları hamile kalmak isteyen kişi yemiş olacak. Hurmalar yatak odasında bekletilir. Her gece ya Allah ya Vehhab ya Rezzak ya Fettah işte sayı Allah'ın bu isimler okunur. Hamile kalınca çekirdekler açık toprak alana gömülür. Şimdi bunu okuyan bir kimse burada ne geçiyor? müksuresi geçiyor, Allah geçiyor, Kur'an'da Allah'ın geçen Rezzak gibi sıfatları geçiyor. Değil mi? Halbuki Gören... bir büyü reçetesi. Ya bu mi? bir İslam'la ilgili bir şey. Bunu gören ne zannedecektir? İşte bu tam İslam'la ilgili bir şey bize. Bir... Bunu ben yapıyorsa bunu yapan Aa, ne kadar dindardı. Oysa bu tamamen Kur'an anlattığı dua mantığı ile alakası. Hamile kalmak isteyen kişinin yapacağı şey. Hayır değil, bir de evlat dilemek. Allah'tan samimi gönülle istemek. Bir de Emre Hocam da demin dikkat çekti. Sadece duadan kalmadan fiil olarak elinden geleni yapmak ve samimi gönülle dua etmek. Allah duayı duyuyor. Evet. Artık ye, hurma çekirdeğine üfle, tükür, Ondan sonra göm yere falan gibi yok falanca şeyi şu kadar defa diye gibi bir şey yok. Bir tane daha o ki bakın Hı. öyle bir dua ritüeli çıkıyor. İşte bu modern dua uydurmacıları. WhatsApp ritüeli diye bir şey var. WhatsApp biliyorsunuz Hı. günümüzde çok kimsenin cep telefonlarında kullandığı bir uygulama. Onun ritüeli varmış. Bakın diyor ki küs olduğun ya da seni aramasını istediğin kişinin WhatsApp'tan yazışma yerini aç. Gözlerini kapat ve onun sana yazmış olduğunu imgele. Bir de modern kelime öyle imgele. Hı. Sonra kalbinden çıkaracağın yeşil sarı ışığı onun oradaki resmine doğru gönder. Allah, Allah. Yeşil ve sarı olacak yani yeşil beyaz falan olursa yani Şaşabilir. o sakat. Evet. Ondan da sonra başka renkte ışık gelecek. Ondan da sana bak başka renkte ışık gelecek. Yani ışığı al ve kabul ederek kendi kalbine doldur. Birileri diyor ulan ne derin işler. Işıklar alıyor gidiyor. Kalbini alıyorsun dolduruyorsun. Şu duayı oku ve ona gönder. Orada Bismillahirrahmanirrahim altta işte Allahümme elif Beyni alttan bir tane duayı da yazmış. Şimdi bunu okuyan orada Allahümme'ler var. Bismillahirrahmanirrahim var. Değil mi? Ulan ne kadar dindar bir şey. Whatsapp'tan dindar bir dua versiyonu çıktı. Ya. Karşı tarafını engellemek için. Bunu İslam'la alakalı bir şey sanacak. Şimdi etrafı bu programı yapma. İsteme sebeplerimizden biri buydu. Yani bir Kur'an'da anlatılan bir dua var. Bir gelenekte dua adına uydurulan var ve modern dönemde bir istismar edilen dua var. Yani kulun kendisini her an göre Allah'a rahatça içinden gelenleri beyan edeceğimesi anlamına gelen, ondan istemesi anlamına gelen. Allah'la o sıcak bağlantı ifade eden dua bazıların ticaretinin kapısı olmuş vaziyette. Maalesef. İşte evet. dikkat çektik ya nefesi kuvvetli hocalar, sihirli hamile kalmak için dua veren ablalar yani gibi böyle dua ticaretinden Medet Uman ve bunu gerçekleştirenler var. Evet. Şimdi bu dediğim gibi yani belli sayılarda dualar, üflemeler, tükürmeler yok. Peki belli günler, belli saatler, belli mekanlar var mı? Yani Kur'an şöyle bir şey diyor mu? Şu belli gecede, belli günde, belli saatte dua ederseniz kabul olur. Böyle bir şey de yok aslında Kur'an'da. Evet Kur'an'da bir Kadir Gecesi gibi bir Kadir Gecesi programı da yapacağız hı hı, inşallah. inşallah. Böyle özel Allah'ın dikkat çektiği geceler var ama Kur'an hiçbir gecede, hiçbir mekanda, hiçbir saatte Allah'ın özel olarak duaları kabul edeceğini veya diğer saatlerde kabul edilmeyeceği tarzda bir şey söylemiyor. Şu unutmamız lazım. Hangi mekan Allah'ın? Bu soruyu soralım. Bütün mekanlar Allah'ın. Değil mi? Değil mi? O Malikül Mülk yani bütün evet. mülkün Allah sahibi. Bütün evrenin yaratıcısı. Hangi günün saati Allah'ın. O zamanın da yaratıcısı. Mülk onun olduğu gibi bu mülkte geçen bütün saatler de onun. O yani sonuçta tüm saatler, tüm vakitler, günler saatler olarak alın. Tüm mekanlar Allah'ın. Evet. Duyuyor. Ve Allah bunlardan birinde ancak dua edersen kabul eder ve birini etmez diye Kur'an'da böyle bir ifade de söyler. Ha şöyle belki bir şey Allah'ın katında olabilir. Oruçluyken bir insan orada ibadet yapıyor ve hatta hacdayken e ee, Allah onun ettiği dua'yı kabul etme oranı artabilir. Ama Kur'an'da böyle bir şey de verilmiyor. verilmiyor. Yani burada evet. hacdayken sizin duanız daha çok kabul ediyor. oruçluyken değil. Ama böyle bir şey Allah katında belki mümkündür. Kur'an'da açıkça söylenmesi. Sonuçta kısacası içten her zaman Allah'a dua etmek lazım. Hı -hı. Mümkünse dua etmek için sebepleri arttırmak lazım ve duanın en önemli gücünün samimi olması. ...olduğunu da unutmamak lazım. Evet yani en önemlisi samimi olmak. E, yani az önce mesela Caner Hocam'ın... ...alıntıladığı yerlerde... ...mesela ayetleri... karıştırması, Allah'a karıştırması ...kendi kişisel görüşü olarak, kendi tecrübeleri olarak... ...sunsa bir problem yok. Herkes evet. kendine göre... ...bir şey uydurabilir mesela. Ama şimdi yani şu dinin... ...hakikaten geldi geleli... ...şu insanoğlundan çektiğin hatta hesabı yok ya. Herkes istismar ediyor. Yani her görüşten istismar ediyor. Yani illaki böyle... Hani belli dindar çevrelere ait olmasına gerekiyor ki yani. evet. daha böyle işte dinim seküler çevreler içerisinde bile bir şekilde birilerini istismar ettiğini görüyorsunuz. Orada asıl tabi daha da dikkat çekici olan bilmiyorum Caner Hocam unuttu herhalde onu. Şimdi bunların gerçekleşmesi için herkes için Birer kitap alınması gerekiyor. Asıl daha da komedi o. Öyle yani mi? bir kitap alalım ediyiz dört kişiyiz. Dördümüzde kullanalım yapamıyorsunuz. Yok. Dört kişi de dört kitap alacağız. o kadar Vallahi. çok şey vardı ki kestirdim onları geçti. Yoksa Hayır daha... yani olay nasıl ticarete döküldüğünün de bir göstergesi nasıl ki, yani. Bir şey hani ediliyor. gerçekten niyet hani böyle bir şeyi insanlara faydası olması için yapmaksa, e, al kardeşim bir tanesini herkes faydalansın. Yok öyle olmuyor. Bundan fayda almak için herkes birer tane alacak, yapacak ki maksat satışlar artsın falan diye. Şimdi bakın. Yani Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığı satmayın diyor Kur'an. Ya bu resmen Allah'ın ayetlerini satmak anlamına geliyor. Yani ne istiyorsunuz bu dinden ya? Bırakın kardeşim şu dini yakasından düşün yani. Herkes tutturmuş bir şekilde oradan çekiştiriyor, buradan çekiştiriyor. Menfaat elde etmeye kimi güç elde etmeye çalışıyor. Ve insanları böyle yaparak dinden uzaklaştırıyorsunuz. Bir bir ve bazıları, dini hale getiriyorsunuz. Bazıları da az bir değer karşılığında satmayın diye tabii orada Kur'an'ı kastı. Yani siz kuranın değeri yanında siz ne karşılığı satarsanız satın az bir değer. Bazıları da şöyle herhalde ayet alıyor. Mi yani ucuza satmayın pahalısından satın duaları <laughs> diye anlayanlar çıkıyor herhalde. O yüzden peygamberler Kur'an boyunca biz sizden herhangi bir ücret istemiyoruz. Bizim ücretimiz ancak Allah katındadır diyorlar. Ama tabii maalesef bu ayetleri kimse hatırlamak kimsenin işine gelmiyor yani. Evet, Nedense Kur'an'ın bu ayetleri. Maalesef. Hocam mahallelerde şey rastladınız mı? Ben mesela rastladım. Mesela falanca diyorlar işte bizimki için şöyle bir dua et şu sureleri oku şey diyorlar. Valla ben bu aralar çok doluyum. Evvelden okuduğum şu kadar Yasin var. Bir de onun ben hediye ederim diyor. Kaç olur diyor hocam diyor. Valla diyor bizim diyor şeyimiz biliyorsun tarifimiz şey o. değil. Onun da duasını sonra yaparım diyor. Ey, yani ey, orada hazır okumuş 5 Yasin var. Oradan e-mail gibi tık diye yollayacak ahirete 5 Yasin'i. Ondan sonra tabii pazarlıkta iyi fiyatı, istediği fiyatı alırsa. Yani bunu hepimiz rastlamışsınızdır herhalde. Ben sürekli evet, böyle hep, rastladım. Tabii, yani biliyorsun. bu Yani Komedi diyeceğim ağlanacak şey yani normalde ağlanacak bir şey dememiz lazım. Evet. Bunların hurafe olduğunu anladıktan sonra herkesin anladığı bir ortamda bunları konuşurken böyle bunları gülünecek şey olarak görüyoruz. Bu kadar da mı saçmalanır diye. Ama baktığımızda halkın içinde saf insanımızın duygusu. Şimdi bizdeki en fakir insan bile bir yakını vefat ettiğinde arkasından dua edildiğinde ben onun için bir şey eksik yaparım endişesiyle o hocaların astronomik tekliflerine evet diyorlar. <laughs> Yani kendi bir iki aylık maaşını aslında evet. normalde bir insanın gönülden duayla yapacağı, hiçbir para gerektirmeyen bir şey için birkaç aylık maaşını verenler var. Ya Maalesef işte biz de bu yüzden programlarımızda hep Kur'an'la buluşmayı, İslam'ı doğru tanıtmaya, Kur'an'la buluşmaya hep bu yüzden çok... E, ya şimdi çok bir de yoktur. gerçekten bu tip yani mesela çok zeki insanlar var. işte ne bileyim çok iyi okullarda okumuşlar falan böyle yurt dışı tecrübeleri var bakıyorsun. Ama konu dönüp dolaşıp böyle e, metafizik şeylere, mistik şeylere geldiği zaman resmen bazı insanların beyni duruyor. Evet. Enteresan. Buna inanmak istiyor mesela. Yani oradaki şeyle psikolojik olarak rahatlıyor herhalde. Hani e, sevgili Cem Yılmaz'ı analım burada. Çok güzel bazen stand-up'larında bu tip konuları işliyor. Yani zamanında işte Hindistan'dan yanlış hatırlamıyorsam bir guru gelmişti. Hmm. bir yerde böyle bir inanılmaz büyük bir çadır kuruldu. İşte insanlar toplandı. Bütün böyle sosyetik ailelerden falan böyle meşhur insanlar gittiler falan. Yani tabii ki hiçbir insanı bulunduğu sağlık durumuyla e, yargılamak bizim haddimize değil ama yani kendisi tekerlekli iskembede olan, kendisi şifaya muhtaç olan bir insanın insanları şifa dağıttığı bir ortam. Ve buraya girebilmek için yüzlerce dolar para veriyorsunuz. Yani çok ilginç bir şey. Ve insanlar koştular gittiler oraya. Yani o insanın önünde böyle resmen ellerine ayaklarına kapanacak şekilde garip hareketler yaptılar. Ve bu insan zaten engelli. Yani kendi şifaya muhtaçken insanlar şifa dağıtacağı bekleniyor. Ve belki oraya giden insanların büyük kısmının eğitim seviyesi ortalama çok çok üstünde insanlar. Konu böyle mislizim biraz metafizik meseleleri, din falan bu tür şeyleri gelince... Hı, hı. Yani çok garipleşebiliyor insanlar. Maalesef. Gerçekten Çünkü çok garipleşebiliyorlar hocam. Ve e, bu mağduriyetten de yararlanacak birçok insan var. Yani maalesef. sanat burada çok önemli. O yüzden hani Cem Nasır'ın o stand şey çok güzel. Hani diyor mesela bir serinlik hissediyor musunuz falan diyor. Ha hissediyoruz hissediyoruz diyor. Tabii klimalar açık diyor ondan diyor. Tepeden klima vuruyor falan diyor. Yani şimdi yani bu açıdan düşününce e, tekrar söyleyecek olursak yani şimdi birisinden gidip şifa Umuyorsanız hı hı. yani Hazreti İbrahim ne diyor? Hastamıza bana şifa veren odur. Şifa Allah'tan umulur. Evet. Yani birine gidip benim için dua et demenin bir anlamı yok. Yani sen ne yapacaksın? Sen otur dua et işte Rabbine. Rabbin seni her an duyuyor. Sana şahtın daha yakın. Senin Rabbinle aranda mesafe yok ki sen birisini oraya koymaya çalışıyorsun. Evet. Birbirimiz için dua edebiliriz. Bu ayrı. Bu, bu olabilecek bir şey. Hı hı. Ama yani ben dua etmeyeyim sen dua et. Demek hani Allah benim duamı dikkate almaz. Seninkini alır demek gibi bir şey. ya Bu da çok garip oluyor. Bunca Kur'an ayeti varken bir insanın evet. böyle bir hissiyatta olması çok evet, evet. üzücü oluyor. Maalesef işte yani e, bu yüzden hocam bilmek çok önemli. Bu yüzden Kur'an'ı okumak çok önemli. Bu yüzden Allah'ın kitabını tanımak, Allah'ın dinini tanımak e, çok önemli. Peki şimdi yine dualarla devam edelim. Şimdi bu... E, Kabul olacak dualar var mı hocam? Yani şöyle sorayım. Hangi dualar kabul olur? Hangi dualar kabul edilir? E, dualarımızın kabul olması için neler yapmamız gerekir? Ki Allah'a nasıl yakarmamız gerektiğinden bahsettik ama bunu birazcık daha açalım istiyorum. Duanın edebi nedir hocam? Ya şimdi az önce biraz bahsettik gerçi. Yani nasıl dua edilmesiyle ilgili. Hı hı. Yani burada bizim e, dikkat etmemiz gereken şey şu temelde. Neyin bizim için hayırlı olup olmadığını biz bilemeyiz. hı. hı. Çünkü Allah bilir siz bilmezsiniz diyor Kur'an bize. Dolayısıyla biz Allah'tan hayırlısını istemek durumundayız. Yani Allah'ım benim böyle bir niyetim var. Böyle bir arzum var. Böyle bir isteğim var. İnsan tabii ki kendisine hoş gelen, güzel gelen bir şey isteyebilir Allah'tan. Ama ben bunun benim için hayırlı olup olmayacağını bilmiyorum. Bunu ancak sen bilebilirsin. Dolayısıyla bu hakkımda hayırlısıysa sen bana nasip et. Hı hı. Değilse de nasip etme. Hatta belki de dualara şunu hep katmak lazım. Yani Allah'ım benim istediğim şey eğer beni sana yaklaştıracaksa sen bana bunu nasip et. Hı hı. Ama olur da benim dünyaya kapılmama, belli sevdalara, hülyalara kapılmama neden olacaksa o zaman da sen beni bundan muhafaza et demesi lazım insanın. Çünkü bilemeyiz. Mesela bazen bir üniversiteye girmek istiyor mesela diyelim. Çok istiyor o üniversiteye girmenin O üniversitede falanca bölümüne girmek istiyor. Çok dua ediyor onunla ilgili. Ya yani şimdi belki bu gerçekleşiyor. Ya, evet giriyorsun oraya. Ama mesela belki de savruluyorsun oraya girdiğin için. İşte ne bileyim hiç tanışmaman gereken insanlarla tanışıyorsun. Hiç e, birlikte hareket etmemen gereken insanlarla hareket ediyorsun. Belki onlar sana Allah'ı unutturuyorlar. Belki onlar sana e, dinden uzaklaştırıyorlar. Şimdi ne oldu senin mesela istediğin? Yani senin dünyanın da ahiretin belki yakacak şeye dönüştü. Evet. Bir iş mesela bir işi yapmak istiyorsun. Ama kendini o işi o kadar kaptırıyorsun ki Allah'ı anma unutuyorsun. Günlük ibadetlerini yerine getirmiyorsun. Para kazanıyorsun bak oradan. Gelir elde ediyorsun. Elde ettikçe de daha çok hırsla çabalıyorsun. Diyorsun ki Allah duamı kabul etti. Bana bunu nasip etti. Allah senin rızkını bereketlendirdi evet. Ama sen eğer ki... E, hayatında Allah'a daha az yer vermeye başladıysan... Evet. Bu senin için iyilik mi oldu, kötülük mü oldu? Yani insanın o yüzden... istediği şey çok dikkat etmesi lazım. Bazen istediği şey kendisinin en büyük belasına dönüşebilir. Evet. En büyük sorununa dönüşebilir. Bir de mesela hayatımızda şunu çok tecrübe etmişizdir. Birçok insanda tanıklık etmiştir. Bazen mesela bir şey çok isteriz, yıllarca ısrarlı isteriz, isteriz. O şey olmaz. Sonra belli bir zaman geçer. Allah rahmetinin, şefkatinin bir gereği olarak bize öyle şeyler farkettirir ki ondan sonra kalkar deriz ki iyi ki de olmamış. Hmm. İyi ki de şöyle olmamış, iyi ki de böyle olmamış Peki deriz. birçok kez başımıza gelmiştir Evet gelmişti onu diyorum. De yani kendi evet. başımıza da gelmiştir. Etrafımızdaki insanlardan evet. da duymuştum. Ha, O zaman ne demek? O zaman ayet şöyle işte aceleci olmamak lazım. Evet. Yani bu anlamda düşündüğümüz zaman aslında kabul edilmeyecek bir dua yok. Yani Allah çok rahmet sahibi, Allah lütuf sahibi ama duanın kabul edilmesi bizim istediğimiz şekilde gerçekleşmesi anlamına gelmiyor. Hı hı. Onu anlamak lazım. O yüzden duada makul olmak lazım. İçtenlik önemli. Ne söylediğimizin bilincinde olmak önemli. Çünkü dua e, Allah'la bir iletişim dedik ya. ya yani O iletişimi güçlendirmek için, sağlıklı hale getirmek için, e, o rahmet merhamet, şefkat temelli olabilmesi için, güven temelli olabilmesi için böyle Allah Allah aşağı, pazarlık yapar gibi. ben hani Allah bak şu şeyimi de sen hallet Ondan sonra ben de işte şöyle olacağım falan der gibi böyle sanki ada kadar gibi davranmamak gerekir. Allah'ım ben elimden gelen bu e sen en doğrusu ne istesen onu nasip et. Sen en güzel şekilde takdir edersin. Bunu da hakkını vermek lazım. Allah'ım sen ne karar veriyorsan en güzel şekilde takdir edersin. Sen bir şey hükmettikten sonra artık yani kulun orada kalkıp da ilaveten bir şey söyleme hakkı yoktur. Ama şunu bilmesi lazım. Allah bunu bu şekilde dilediyse yani bir şeyi bize nasip etmeyi dilediyse de burada bizim için bir imtihan olabilir. Hı, hı. Bizi onu vermemesiyle de bizi sınayabilir. Orada da bizim için bir imtihan olabilir. Ha, şunu deneyebilir Allah. Bakalım ben istediğini yapmadığım zaman, vermediğim zaman, bakalım kulluğunda, içtenliğinde, samiyetinde, bağlığında, kararlı mı? Hala mesela dönüp bana dua, dua ediyor, ediyor mu? Ediyor. E şimdi en fazla bir şey ya, vermediği zaman Allah'a hemen hemen ki Allah unutuyorsak, Allah anlıyorsak, ya da niye benim dualarım kabul olmuyor falan diye isyan ediyorsak. Hı hı. Ee, o zaman yani o zaman Allah'a e, gönülden bağlanmamışız demektir. O teslimiyeti gerçekleştirmemişiz demektir. Dolayısıyla bazı dualarımızın kabul olmamasının hikmetini biz bilemeyiz. Hı hı. Teslimiyet dediğimiz, iman dediğimiz şey burada devreye girer. Orada da Allah'a teslim oluruz, Allah'tan razı oluruz. Rabbimin bir bildiği vardır deriz. Hı. Rabbim böyle takdir ettiyse eminim ki o benim için en hayırlı olandır deriz. Ve e, o şekilde dua etmeye, Allah'a yönelmeye... E, ibadetleri de devam ederiz. Yani Allah hiç istediğimiz bir şey yapmak zorunda değil ki. Bunu da anlamamız lazım ya. Evet. Yani hani Allah yapmasa ne, ne, olabilir? Ne yapabiliriz yani? Bir şey yapabilir miyiz bununla ilgili? Ki Allah zaten başlı başına bize daha hiçbir şeyi hak etmeden e, sayısız nimet vermiş. Sayısız şey vermiş. Tabi insan sahip olduklarının kıymetinin farkında olmadığı için sahip olamadıklarının peşine düşüyor. Hı hı. Yani sadece Allah'ın bize doğuştan verdiği şeyler için e, bütün evet. ömrümüz boyunca Allah'a dua etsek zaten başka bir şey vermesine gerek yok. Evet. Allah. Yani. Ama biz işte bunları zaten vermesi gerekiyormuş gibi düşününce bu sefer kalkıyoruz. Vermediğini düşündüğümüz şeyler için sürekli istiyoruz ve olmadığı zaman da niye vermiyor ya da niye olmuyor diyoruz. Acaba biz gerçekten ne kadar işten istiyoruz veya ya da o bizim için gerçekten hayırlı mı din mi? Onu bilmiyoruz. Ya da ne niyetle istediğimiz evet. döneminde söylediğiniz gibi çok önemli hocam. Aynı zamanda da e, Kur'an'da peygamberlerin ve inananların duası var. Çok güzel örnek dualar var. Onları da baz alarak dualarımıza eklemek e, hem samimiyetimizi e, hem huşuğumuzu arttıracaktır diye düşünüyorum. Bir de e, hep zor zamanlarda da dua etmemek lazım. Hı -hı. Öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi sorsak birini mesela etrafta birçok kimseye. Yani insanlar ne zaman dua ediyorlar? Şöyle bir şey e, herhalde birçok kimse e, mesela bir evlilik olayı çok kritik bir karar. Hı. Orada mesela bir evlenme aşamasında bayağı dua eden, etme sayısı artıyor birçok kimseyi. Mesela üniversite imtihanı gibi imtihanlar veya başka tip imtihanlar diyelim. Memurluk sınavları herhangi başka bir imtihan veya bir iş görüşmesi. Hı hı. Hastalık özellikle de bir duanın en çok arttığı zamanlardan biridir. Ticari sorun yaşadığı zaman insanlar. Evet. Yani insanlar böyle bir ticari sorun yaşadığında hastalıkta kendini zorda hissediyor. veya da böyle çok kritik kararlarda kendini bir zayıflığını hissediyor. O dua ediyor. Bunlar da dua etmek elbette ki güzel. Hı, hı. İnsan ticari sorun yaşadığında kime dua edecek? Allah'tan isteyecek elbette. veya da ne bileyim evlilik yapacaksa evliliğinin hayırlı olmasını Allah'tan isteyecek. Evet. Hastalığı varsa hastalığıyla ilgili Allah'a da dua etmesi. Bunlar çok doğal. Fakat buradaki önemli bir sorun şu. Yani birçok kimse de İslam yani İslam'ın verdiği temel bir mantık ve hatta hayata baktığımız hayatı değerlendirme ile ilgili temel bir mantıksal hatanın olduğunu görüyoruz. Hı hı. Sizin tam da dediğiniz gibi birçok kimse her şey çok yolunda sanıyor hep. Ondan sonra aa böyle bir zorluk çıktı, hastalık. Şimdi dua edeyim diyor. Hı. Oysa hayatına gerçek anlamda üstten bakan bir kimse çok büyük bir olayla karşı karşıya olduğumuzu görür. Bu büyük olay nedir? Biz yokken var olmuş bir varlıklarız. Ve kısa süre sonra bu dünyada ölüme doğru gidiyoruz. Hı hı. Ve bu kısa süre sonra dediğimiz dünyanın ömrüne baktığımız zaman dünyanın ömrü 4,5 milyar yıl çok kısa süre sonra. Yani 100 yıl yaşasak, 200 yıl yaşasak, 300 yıl yaşasak. Yine kısa. Ve bu 300 yılı çok sağlık istediğimiz gibi yaşasak, hiç uyumadan yaşasak 300 yılı. Hani bir kısmı üçte bir uykuda hı hı. geçmese. Hı hı. Yine hayat çok kısa milyarlarca yıla göre baktığımızda. Ve bu kısa hayatı biz yaşadıktan sonra... Allah'ın huzuruna gidip bu dünyada yaptıklarımızdan Allah'a hesap vereceğiz. Evet. Ahirette bir ödül var, e, ceza var. Allah merhametinin e, asıl unsur olduğunu söylüyor. Bir çok büyük günah da affedeceğini söylüyor ama kimi günahlarında cezasını çekeceğini söylüyor. Şimdi bir kere böyle bir manzara karşısında hı hı. yani zor yani hani o, bu bizim bir hastalık karşımıza çıkan bir hastalığımızdan üniversite imtihanı bir hayat zaten imtihan. Yani hayatın imtihan olduğunu anlayıp da hayat boyunca iki yanlışlar için dua etmeyip de üniversite imtihanı, KPSS imtihanı falanca e, işte işe girme sınavında dua etmek Samimi ciddi bir etsin. anlam eksikliği. Ya zaten her an imtihandayız. Ben bu imtihanda yaptığım eksikliklerimi bağışla Rabbim. Ben sana yöneliyorum Rabbim. Yani beni düzelt, sen istediğin gibi yap diye. Yani bu imtihanı başarılı kıl diye burada dua etmeyip ne kadar büyük bir olayla karşı karşıya olduğumuz, üniversite sınavından sonra bir üniversiteye yerleştirmeden, falanca sınavdan sonra bir memurluğa yerleştirmeden, falanca e, iş görüşmesinden sonra bir işe yerleştirmeden, çok daha büyük bir olayla karşı karşıyayız. Ahirette cennet ve cehenneme yerleştirmeye doğru gidiyoruz. Evet. Yani <laughs> biz bu yerleştirme için dua etmeyip de dünyadaki falanca sınavı bu kadar takıp, onun için ısrarla dua edip, Ahiret için ettiğimiz dua onun onda biri bile olmuyorsa, Gerçek anlamda biz büyük bir olayın içinde olduğumuzu anlamıyorsak... ...Kuran'ın anlattığı o büyük resmi anlamamışız demektir. Bakın o duanın edilmesine ilgili bir sorunumuz yok. Hı hı. Duanın orayla kısıtlı kalıp geri kalanı edilmemesiyle ilgili sorun var. Çünkü bu niye? Bu iman adına, amel adına ciddi bir eksikliği gösteriyor. Kur'an'ın verdiği zihniyeti anlayan bir kimse... ...bu dünya hayatının çabuk geçici bir hayatı olduğunu... ...asıl olan hayatın ahiret hayatı olduğunu... Ve oradaki kurtuluşun gerçek kurtuluş olduğunu anlar. Bu dünyada peygamberler de sıkıntı çekiyor. Evet. İmtihanımızın bir parçası. Bakalım Kuranda yani sıkıntı çekmeyen peygamber. yok. Ben Kuranda hiç şöyle bir peygamber görmedim. Geliyor bir peygamber, anlatıyor. Herkes birden alkışlıyor. İnanılıyor. Kabul etti, tamam, maşallah, ne güzel şeyler anlattı falan filan. Böyle bir peygamber modeli hiç yok Kuranda. Yani her peygamber sıkıntı çekmiş, yalancı denmiş, büyücü denmiş. Ondan sonra bu işte. ...bunun başkalarıyla beraber düzenlemiş denmiş, bizi aldatıyor demiş şu demiş bu demiş kavminin işte hmm. dedik, e, geleneğini iptal eden birisi demiş şu demiş bu denmiş. Zulmedilmiş. Toplumdan dışlanmış, bazen e, fiili olarak öldürülmeye kalkılmış. Ama sonuçta aşağı yukarı her peygamberde bir sıkıntı. Yani bu dünya zaten hani sıkıntının sıfır çekileceği bir yer olsa belki peygamberler de onu örneği. Öyle bir örnek görmüyoruz, böyle bir model yok. Ama asıl olan hayat, ahiret hayatı. Yani onlar... Ahiret hayatında da o cennetin nimetlerinin üstünde bir nimet Allah'ın rızası. Evet. Kur'an'da bunu da görüyoruz. Bunun için dua etmek lazım o zaman. Yani asıl olan şey buysa. Yani bir zorluk eğer ki zorluktan kasıt yani bir sıkıntı biliyorsan eğer biz zaten hep bir zorluğun içindeyiz. Ona zorluk diyorsak. Yani e, çünkü ahirette nereye yerleştireceğimiz gibi bir şeye kanaat getireceğiz. Ahirette sevdiklerimizle buluşmamız var. Evet. O sevdiklerimizin iyi başkası için de Kur'an'da tabii ki duanın çok örneği var. Yani onlar için de dua edelim. Kendim için de dua edelim. Hepimiz önemli ve büyük bir olayın içerisindeyiz. Hiçbirimiz bedenimizin sahibi olmadığımız gibi hiçbirimiz ölümden sonra kendimizi diriltecek veya yakınlarımızı diriltecek. Kur'an'daki dediği gibi, haşır bir araya getirme insanları yakınlarımızı bizi bir araya getirmeye gücümüz yetmeyen varlıklarız. Allah'a şükran içinde olmamız lazım. Her şeyimizi veren Allah. O zaman biz böyle bu büyük resmin farkında olarak dualarımızı yapmamız lazım. Evet. Büyük resmin farkında olmayan birçok kimse, işte anlık ufak tefek olaylarını dua ederek bir dünya, yani dünyadaki kilitleri açan bir kapı olarak Allah'a görüyorlarsa, evet. bu yani Kur'an'ın anlattığı Allah, Kur'an'ın anlattığı ahiret hayatını hiç anlamamış demektir. Evet, maalesef. Peki, e, yani yine asıl olan. E ee, bu dünyanın sonunda ahiret olacak. Yaptıklarımıza göre ya cennette ceza şey, cehennemde ceza çekeceğiz ya da cennette e, mükafatını alacağız ama tüm dualarımız e, önce Allah'ın bizi sevmesi, onun Tabii. rızasını kazanmak e, üzere olmalı. Yani tüm niyetlerimizin sonunda aslında Allaha ulaşmak olmalı elbette. dualarımızın sonu. Bu bilinci oturttuktan sonra elbette dünya nimetlerinde yine onun rızası doğrultusunda istemek olmalı. Emre hocamın da söylediği gibi yani zengin olmak isteyip de eğer bu bizi Allah'tan uzaklaştıracaksa o zaman bunu e, dilememek, bunu e, hayrın dışına çıkacaksa istememeyi de dillendirmek gerekiyor aslında. Yani şöyle mesela Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ın bir duası var yakarışı var yani ben diyor mal servis, servet sevgisini Rabbim anmak için benimsedim evet yani o eğer ki Allah'ı anmamıza vesile oluyorsa çokça hayır yapmamıza vesile oluyorsa bir insan zengin olmayı da dileyebilir hı hı. ama gerçekten onun altından kalkabileceğine eminse ve Allah'tan bunun desteğini isteyebilir yani Allah'ım sen bana işte e, hayırlısıysa gerçekten senin yolunu kullanabileceksem sana daha da yaklaşmama, senin rızan için daha da hayırlı iyi işler yapmam vesile olacaksa sen bana bu zenginliği ver. Şekne dua etmedi. Allah'ım beni... Ya bazı insanlarda şey var ya bir gün zengin olayım da e, çok hayır yapacağım diyor. E şimdi sen elindekileri ne yapıyorsun ona bak. Yani elindeki bir şey yapıyor musun? Yani elindeki yapabildiğin şeyi bir yap da Allah zengin edince de sen onu da yapasın. Evet. Yani hep insanlar bir şey bekliyor. Allah ben çok zengin etsin, yapacağım. E Al alma Kur'an söylüyor bize onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani Dolayısıyla hani elim rahatlasın infak edeceğim şeklinde e, bir bekleyiş söz konusu Kuran'da baktığımız zaman. Evet Peki e, yine başkası için dua edilir mi diye soracağım hocam dünyevi şeyler için dua edilir mi sorusunu zaten geçelim başkaları için dua edilir. Şimdi edelim. başkaları için dua edilir tabii ki. Hı. Bu çok önemli bir konu. O yüzden e, bu kısımda biraz ayetlerden de e, hatırlatmalar yapalım. Buyurun. Olayın e, öneminin daha iyi anlaşılması için. Bir kere mesela Fatiha Suresi'nde dikkat edersek hep hatırlatıyoruz. Dost doğru yola ilet bizi diyoruz mesela, değil mi? Hı. Şimdi ne demek bu? Bak mesela birbirimiz için yani bir diğerimiz için de mesela bu dua et. Biz dili var burada mesela. Yani evet. ben dili yok. En başta Fatiha'da zaten bu kadar en çok tekrarladığımız Hı. E, sur olması sebebiyle. Bir de mesela Nisa suresinin 64. ayeti var burada çok önemli. Burada deniyor ki biz her elçiyi Allah'ın buyruğu gereği ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Hı hı. Onlar kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelselerdi de Allah'tan bağışlama dileselerdi. Bakın dikkat edin yalnız buraya. Allah'tan bağışlama dileselerdi. Bir başkasından değil. Yani kendisi Allah'tan bağışlama dileseydi. Elçi de onlar için bağışlama dileseydi. Yani peygamberimize gelip sen Allah'tan bağışlanma dile bizim için biz dilemeyelim şeklinde bir şey yok. Hı hı. Onlar Allah'tan bağışlanma diliyorlar. Peygamberimiz de onlar için yine Allah'tan bağışlanma diliyor. Şimdi burası çok önemli. Mesela onlar için bağışlanma diliyor ama yani tövbe etmiyor onlar için. Çünkü e, aslında istiğfar dediğimiz şey bağışlanma dileğidir. Hı hı. Tövbe ise bizzat kişinin kendisini yapacağı bir şeydir. Evet. Yani ne ben sizin için tövbe edebilirim ne siz benim için tövbe edebilirsiniz. Ama biz birbirimiz için dua da edebiliriz, biz birbirimiz için istiğfar da edebiliriz. Yani birbirimizin birimizin bağışlanmasını dileyebiliriz Allah'tan. Soru devam diyor ki dileseydi Allah'ı tövbeleri çok kabul edici, çok merhametli bulurlardı. Şimdi bu cümle inananların birbirleri için dua ve istiğfar edebilecekleriyle ilgili delillerde mesela Hazreti Nuh örneğinde görüyoruz. Hı, hı. Ee, yine Hz. İbrahim örneğinde görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Hz. Yusuf'ta görüyoruz. Hz. Yakub'un yine çocukları için görüyoruz. İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed'in yine e, müminler için yapması söylenen duada görüyoruz. Ya da mesela e, meleklerin de inananları desteklemesi, onların affı için Allah'a yönelmesiyle ilgili mesela ayetlerden örnekler görüyoruz. Hı, hı. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde ayetlerden de buradan şimdi hatırlatma yapalım. Bütün bunları değerlendirdiğimizde pekala birbirimiz için affedilmemiz için e, dua etmemizin önemi ortaya çıkıyor. Bir de az önce de söylemiştim. Tekrar konuyla ilişkili olduğu için hatırlatayım. Yani duada bir kota sınırı yok. Bir e, erişim problemi yok. Evet. Bir sistem çökmesi, haşa böyle bir sistem karışması, duaların birbirine girmesi, karışması gibi bir problem yok. Yani yani başkası için dua edersen benim duama sıra gelmez mi gibi bir problemim yok. Hatta şu var aslında. Siz kendiniz için ister gibi mümin kardeşiniz için istediğiniz zaman benim kendi kişisel inancım bu. Allah size daha çok verecektir. Elbette. Çünkü Allah sizin niyetlerinize bakar, iyiliğinize bakar. Yani ben kardeşimin de benden daha başarılı, iyi işte olmasını, Allah'ın sevdiği bir kul olmasını dilersem benim bu niyetimden dolayı Allah bana da daha fazla verecektir yani ve hep de böyle olur bunu insan tecrübe eder. Zaten hocam peygamberlerin duasına baktığımız zaman ümmeti için her biri ümmeti için dua ederken Allah'ın onlara emretmiş olduğu gibi tüm müminleri kardeşleri olarak tamam. görürler. Onları kalpten severler kendi o parıldayan imanları doğrultusunda tüm müminleri kardeş olarak bilip kendileri için istedikleri iyi ve güzel dilekleri de mümin kardeşleri için de Kesinlikle. İsterler, değil mi? Hani bir şey vardır halk arasında da çok e, bilinir, kullanılır. Hani benim için her ne istersen Allah sana iki katını versin. Hmm. Yani iyilik de istiyorsun iki katını versin. Kötülük de istiyorsan benim için Allah sana iki katını versin. Bak burada aslında bir dua etmiyorsun. Evet. Yani sen ne istiyorsa Allah sana onu versin. Eskiden ben küçükken ederim. hatırlıyorum. hala aslında bilmiyorum. Bazı dükkanlarda da asılıydı o söz. Hmm. On katı şeklinde bunun. Yani hmm. aynı manaya geliyor. Yani benim için ne istiyorsan on katını versin diye. Eskiden ben birçok dükkanda böyle bir levha şeklinde o nasıl olduğunu hatırlıyorum küçükken. Ya benim anneannem de Allah merkezin çoluğunun çocuğunun yanı sıra benim de çocuklarımı koru diye dua ederdi. Önce başkaları evet, için ederdi, sonra bizler ne için. Ne güzel. Yani. Allah rahmet eylesin. Allah, Allah rahmet. Beni. Şimdi birkaç ayet örnek verim. Konu önemli olduğu için Peygamberlerin Hı -hı. dilinden anlaşılması için Bakara suresinin 126. ayeti. Hani İbrahim de demişti ki Rabbim burayı güvenli bir şehir yap, Kabe ve Mekke. E, Halkından Allah'a ve ahiret günü inananları çeşitli meyveler rızıklandır. Allah da şöyle demişti. Kim inkar ederse onu az bir süre yararlandırır. Sonra onun cehennem azabını sürüklerim Ne kötü varış şeyler olası. Mesela Hazreti İbrahim burada. Mesela o şehirdeki halk için de dua ediyor. Mesela dikkat edin. Yine mesela bakın. Yusuf suresinde Hazreti Yakup. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim diyor. Şüphesiz ki odur. O çok bağışlayan, çok merhamet eden cevabını vermişti. Mesela Hazreti Yakup. Onlar için af diliyor. Bakın hmm. dikkat edin. Tövbe ediyor değil. Af diliyor. Yine mesela İbrahim suresi 35. ayet. Hani İbrahim şöyle demişti. Rabbim bu e, güven, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmamızdan uzak tut. Oğullar için mesela burada bakın dua ediyor. Yine İbrahim suresinin 37. ayetinde Rabbimiz... Ben nesimden bir kısmını senin saygın evinin Kabe'nin yanına tarım yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz namazı kılmaları için böyle yaptım. İnsanlardan bir kısmının gönüllerini onlara elini kıl ki... Ve ürünlerden onlara rızık ver. Umulur ki şükrederler. Yine burada duasını görüyoruz. Mesela e, 40. ayette de İbrahim Suresi Rabbim benim ve soyumdan gelecekleri namaz kılanlardan edilir. Rabbim duamı kabul ediyor. Yine mesela işte 41. ayette Rabbim hesabın gerçekleşeceği gün beni ana babam ve müminleri bağışla diyor. Hı hı. Bakın dikkat edin. Beni anne babam ve müminleri bağışla diyor. Yine bağışlama duası burada diliyor. E, Mümin Suresi 7. ayetinde e, ee, meleklerin bu sefer duasından örnek veriliyor. Arşı taşıyan ve bir de onun çevresinde bulunan melekler Rabbilerini hamd ile tesbih ederler, yüceltirler. Ona iman eder ve müminler için şöyle bağışlanma dilerler. Bakın melekler inananlar için bağışlanma diliyor. Rabbimiz senin merhamet ve ilmin her şeyi kapsamıştır. Tövbe eden ve senin yoluna girenleri bağışla onları cehennem azabından koru. Hı hı. Melekler de inananlar için dua ediyor. Mesela Ashab suresinde Allah ve Melekleri e, peygamberimize nasıl salat ediyorlar, destek oluyorlar. Hı hı. Aynı şekilde yine Ashab suresinde Allah ve melekleri inananlara da destek olurlar diyor mesela. İnananlara da salat ederler diyor. Yine mesela Şura suresinin 5. ayetinde neredeyse üstlerinden gökler çatlayacak. Melekler de Rablerini hamd ile tesbih ediyorlar, yüceltiyorlar ve yeryüzündekiler için bağışlanma diliyorlar. Bakın me melekler yeryüzündekiler için bağışlanma Diliyorlar. Dikkat edin yalnızca Allah çok bağışlayanlar, çok merhametlidir. Burada da hatırlatıyor yani onların bağışlama dilemesi bunun bağışlanacağı anlamına gelmiyor. Allah bağışlayandır diyor. Muhammed suresinde 19. ayette bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi hatan hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların hatalarının bağışlanmasını dile. Bakın burada da mesela Peygamberimiz'e ne hatırlatılıyor? Hem kendi hataların için... Hem de mümin erkek ve kadından hataların bağışlanması için Allah'tan af dilemek geçiyor. Hayır evet. Hocam bu ayetler okuman çok iyi oluyor. Çünkü ben şimdi şuna benzer bir şey de çok rastlıyorum günümüzde. Şimdi bir İslam adına bir uydurma bir mantık var. Hani birisi işte başkalarının günahını sanki ahirette taşıyacakmış ki ben senin o günahlarının affedilmesini sağlarım. Senin işte benim cennete sokma kotandan sokarım. E, günahlarının e, affedilmesine vesile olurum gibi böyle bir uyduruk anlayışlar varken, hı hı hı. hani birisi diğerinin günahlarını yüklenemez onun affedilmesini garanti edemez gibi doğru sözlerin arasında bir kısım sanki birisinin diğerisi için dua etmesi de Kuranda yokmuş gibi bir anlayış söylüyor. Oysa arasında çok büyük evet. fark var. Biz başkası Elbet. için dua ederiz. Allah'ın onu kabul edip etmeyeceği Allah'a kalmıştır. Şimdi Emre Hocam ayetleri okudu. O ayetlerin bir kısmında örnek verdiği peygamberin dualarını Allah kabul etmediğini görüyoruz. Hani demiştik işte Azer'in babası söyleyeyim. için mesela evet. hani peygamberin bile duası kabul edilmedi ama başkası için dua etmek var. Evet. Biz başkası Elbette. için de Allah için kendi çocuğumuz, yakınımız Müslümana veya X şahıs yani istenebilir. Böyle yanlış anlayış. Yani bir yanlışı düzeltirken hani birisi diğerinin günahlarının affedilmesini ona garanti ediyor. İşte falanca X çok büyük bir veli 100 kişinin ayret affedilmesini ona garanti ediyor falan. Hı hı. Şimdi tam bu uydurma ayrı bir şey. Hani birisinin diğerinin günahının affedilmesini garanti etmesi tarz uydurmalar. Ayrı bir şey ama birisinin başkası için duası ayrı bir şey. Yani bu böyle bir yanlış anlayış da var evet yani, maalesef Peki, ondan şunu, bu ayetlerin okuması çok önemli çünkü dikkat edin hocam kaç ayet okudu bir değil evet. iki değil üç değil evet. yani başkası için duanın Kur'an'da kaç örneği var Ki ayet daha müsaade edin şimdi Haşr suresinin 10. Hı -hı. ayeti bu da çok önemli Hı -hı. Onu soracağım ee, bunların arkasından gelenler şöyle dua ederler diyor Rabbimiz bizi ve imanda bizi geçmiş bize önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla İman edenlere kalplerimizde hiçbir kim bırakma Hı -hı. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatlisin çok merhametlisin yani inananların da yine bağışlanması ile ilgili, ve onlara karşı bir kin olmaması ile ilgili vurguluyor. Yine Nuh suresi 28. ayetinde de Rabbim beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, <laughs> bakın iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin ancak helakını <laughs> Yani çok açık bir şekilde burada da görüyoruz. Yani iman eden kardeşlerin bağışlanması için, evine girip çıkanların bağışlanması için mesela burada çok e, açık bir şekilde vurgular olduğunu görüyoruz. Peki şunu sorayım. Haşr suresi 10. ayeti okudunuz. E, bunlardan sonra gelenler şöyle derler. Rabbimiz bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Buradan şunu da anlayabilir miyiz hocam? Yani e, ölmüş imanlı kardeşlerimiz için de dua edebiliriz. Tabii ki. Tabii ki. Yani Bu zaten işte anne babamızı hesap evet, gününe evet. hesabını kolay dediği zaman e, Hazreti Nuh'da da diğer peygamberlerde bunu gördüğümüz zaman ille ki yaşayan için değil hı hı. tabii ki ölen için de Allah'tan bağışlanma dedi. Bakın yani Allah'tan onun bağışlanmasını dilemek ayrı bir şeydir. Birinin dilemesiyle onun gerçekleşmesi ayrı bir şeydir. Evet. Allah bunun mümkün olmadığını söylüyor ama biz kul olarak tabii ki birbirimizin hatalarını görürüz. O hataları telafi etmemiz için e, mesela zayıflıklarımızı görürüz. Onların e, giderilmesi için Allah'a yakarabiliriz. Allah mesela yani şöyle bir şey desek Allah'ım falanca kardeşimin işte bazı şeyleri var. Onu görüyorum ama sen ona rahmetinle onları fark ettir. Rahmetinle onları göster. Şu halin düzelsin, dikkat etsin. Yani sana karşı mahcup olmasın, insanlara karşı mahcup olmasın. Böyle bir dua ettiğin zaman mesela ne var ki bunda yani? Sen bunu diliyorsun Allah'tan kendine diler gibi birisi için diliyorsun. Ve çok da şey bir şey insanlar arasındaki o sevgi kardeşlik bağlarını pekiştirecek, pekiştirecek de bir şey aynı varmış, zamanda. Yani. Bir şey tabii buradaki önemli olan o çizgi atıklama yani bir şey Allah garanti etmediğini gösteriyor birinin dua etmesi. Ne kadar önemli bir şahıs şey olursa olsun diğerinin affedilmesini, ona bir şey verilmesini garanti etmiyor. Ama şunu da yakalamak lazım. Eğer ki duanın birinin başkası için edeceği duanın hiçbir faydası olmasa, Allah'ın katında hiçbir değerlendirmeye tabi tutulmasa, Demir hocamın okuduğu, bu kadar ayetin Kur'an'da olması anlamsız. Yani düşünebiliyor musun? Yani birisi diğer için dua ediyor kurak, sürekli. Aslında hı hı. onun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Allah hiç kale almıyor. Sen ne dua edersen et yani onun için. Benim değerlendirmemde rol oynamıyor. Yani Kur'an'dan benim gördüğüm şey şu. Birisinin başkası için duanın Allah katında bir kıymeti harbiyesi var. Allah'ın değerlendirmesi o da bir şekilde rol oynuyor. Hı hı. Fakat Allah'ın şeyini mutlak belirleyici bir unsur değil. Yani mutlak belirleyici unsur olsa... Hazreti Lut'un ailesi de komple kurtulur. Hazreti evet. Lut ailesi için dua etti ama kabul edilmedi. Yani Hazreti Lut da oğlu için, Hazreti İbrahim babası için hiçbiri bunların kabul edilmedi. Ha mutlak belirleyici olmadı. Ama bu kadar melek, melekler değil mi Allah'ı tanıyorlar. Yani onların ettiği dua müminler için hiçbir Allah kale almayacaksa hı hı. yani melek o zaman şöyle düşün. Ben niye böyle bir münasebetsizlik ediyorum Allah'tan sanki bir şey istemek gibi yani bunların Allah kadar bir kıymet harbiyesi yok ki diye düşünürdü etmezlerdi. Veyahut Allah bu kadar peygamberin duasını böyle olumlu bir tarzda Kur'an'da aktarmaz. Yani birisinin başkası için yaptığı dua değerlendirmeye girecektir. Hani nasıl girecektir onu Allah biliyor. Onu Allah, Allah biliyor. Yani ne kadar girecek. E yalnızca o değerlendirmeye girmeyecek. Yani Allah'ın kabul etmediği şey Allah'tan başkasına dua ediliyor olması. Onu da biz Araf suresinde ve Nahıl suresinde görüyoruz. Diyor ki Allah Haluk'a Allah'ın dışında kendilerini dua edenler de onun kulları ve yarattıklarıdır diyor. Bu konuyu da konuşalım hocam. Ee, sorularımız da vardı ama vaktimizin sonuna geldik. Çünkü tüm detaylarıyla konuşmak istedik dua konusunu. Ee, i̇yice açıklığa kavuşsunu istedik. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Sevgili izleyenler, Ramazan ayı boyunca her gece hocalarımızın kitaplarını sizlere hediye etmeye devam ediyoruz. Emre Dorman 101 Soru'da Kur'an dini konularda en çok merak edilen sorular ve Caner Taslaman ee, neden Müslümanım? İslam'a inancın Delilleri kitabını 10 izleyenimize bu gece de hediye ediyoruz. Emre Dorman Instagram hesabında son paylaşılan program fotoğrafının altına yorum yaparak fotoğrafı beğenen izleyenlerimiz ve takipçilerimiz arasından 10 kişiye 2 kitabımız hediye. Bu gece de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.